Derin. Dın 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 dın. Ay 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 Suzan, ne yapıyorsun hayatım? Ay özür dilerim Betüş. Yani bin yıl düşünsem bunu yiyeceğim aklıma gelmezdi. Dalaş oldum. Yok artık sen beni korkutuyorsun Suzan. Yani yakında bana bile aşerebilirsin. Ay yok kız korkma, doktora sordum. İnsan insanı aşermez dedi. Merhaba kızlar. Aa, hoş geldin Feryal teyze. Hoş bulduk. Meşgul seni rahatsız etmeyeyim. Yok canım, kimsecikler yok. Baksana gel hadi oturalım. Suzan, bana mı öyle geliyor yoksa senin karnın biraz büyümüş mü ha? Evet evet, büyüdü teyzesi. Ya büyüdü Perihan teyzesi ama sanmayın ki bebekten dolayı. Suzancığım sağ olsun ne bulsa yiyor. Aman yapma Suzancığım, aldığın kilolara çok dikkat etmelisin. Doğumdan sonra çok güç verilir sonra. Ay ne yapayım Perihan teyze, elimde değil. Anne görsem canım istiyor, her bir şeyi aşırıyorum. Yani yanlış anlama Perihan teyze. Suzan'ın aşerdikleri besinler değil. Mesela bugün en son neyi aşerdi biliyor musunuz? Ne? Masaya. Aman kızım, sen normal bir hamilelik geçirdiğinden emin misin? Ay danıştım danıştım, normal dedi. Ay inanmazsın Perihan teyze, duvar kerpiç falan yiyen bile varmış. Benimki normalmiş, normal. Acaba diyorum, hani ben önceki hayatımda kemirgen bir şey miydim, neydim? Hani hamilelikle beraber o mu ortaya çıktı acaba? İlkel benlik, id. Her şeyi biliyorum. Önceki hayatım mı? Ay Perihan teyze, ben de bugün okudum, öğrendim. Şey, bazı faniler, yani bazı insanlar daha önce de bu hayata geldiklerine inanıyorlar. Ve öldükten sonra tekrar geleceklerine. İşte buna reenkarnasyon deniyor. Çok enteresan değil mi? Evet, hem de çok ilginç. Acaba biz kendimizin ve sevdiklerimizin geçmiş hayatlarını öğrenebilir miyiz? Yapmadığım hiçbir sihir kalmamış ki. Bütün bunları ezbere biliyorum. Yeni bir sihir bulmalı. Yaza kadar kızlarımı o şaşkın damatlardan ayıramazsam yazlığa bensiz gidecekler. Ve ben müdahale edemeyeceğim. Elim kolum bağlı, burada kalacağım. Evet. En iyisi bu işi ben kendim halletmeliyim. Heh. Bakalım bizim kara kız ne yapıyor? Nasıl gidiyor küçük hanım? İşte bu kitabı okuyabiliyorum ama içindeki bazı sihirleri anlayamıyorum. Mesela? Mesela bu sayfada fanilerin kusurlarını anlatıyor. Ama kusur ne demek bilmiyorum. Esasında bu sorduğun çok zor bir soru. Kalk bakalım küçük hanım. Ben senin anlayacağın şekilde toparlamaya çalışayım. Bak şimdi, diyelim ki benim boyum senin kadar.
Ama kilom şu andaki kilomla aynı. O zaman ben kusurlu olabilirim. Ama tabii bu herkese göre değişir. Kusur insanlara göre farklılaşır yani. Herkes için kusurlu olan şeyler var mı anne? Olmaz mı? Mesela insanın yalan söylemesi bir kusurdur. Keza dedikodu yapması bir kusurdur. Bunlar diğer insanlar tarafından hoş karşılanmaz. Aa, hatırladım. Anneannem Betüş'e öyle bir sihir yapmıştı. Şimdi bu kazana nedenli nedensiz yalan, bol bol samimiyetsizlik, iftira, ikiyüzlülük, çıkarcılık, kendini beğenmişlik tohumu atalım ve şöyle bir karıştıralım. İşte oldu. Şimdi bu sihir sayesinde kızlarım kocalarına ve yakın arkadaşlarına kötü davransınlar. Ve yanlarında hiç onları seven, sayan fani kalmasın. Bu durumda koşup analarına benim yanıma dönsünler. Evet, şimdi bu sihirler Betüş'ün ruhuna girsin. Gamsız hayat, herkese başka sorar. Geçmiş hesaplarını, gamsız hayat. Aa, ne haber hayatım? İyiyim canım. Nasıl geçiyor günün? Vallahi iyi geçiyor. Yavuz'la yemeğe çıkalım dedik. Hani kafeye gelip bir şeyler yesek mi diyoruz? Aa, gelmeyin gelmeyin kafeye. Kafe çok kalabalık. Rahat edemezsiniz. Kalabalık mı? Ama hiç gürültü gelmiyor kulağıma. Ne yani Sadık? Ben şimdi sana yalan mı söylüyorum? Ben niye kızıyorsun yani şimdi? Kötü bir şey mi söyledik? Ya, kusura bakma, o zaman biz de dışarıda yeriz. Allah Allah. Yani senin sinirlerin bozuk herhalde. Ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz akşama. Eyvallah. Laf. Betüş, adama niye kafe kalabalık dedin? Aman bırak Allah aşkına. Yavuz'la canları sıkılmış, öğle yemeğine kafeye geleceklermiş. Ay istemiyorum onları görmek, sallayıverdim. İyi ama sen Yavuz'u severdin. Ay bırak, nesini seveyim o şapşalın? Sırf Sadık onun yanında çalışıyor diye katlanıyorum. Aman bırak, yardımsever taze. Bana bak, dün buraya spagetti yemeye gelen o zibidi yüzünden bahane bulmuyorsun sen değil mi? Eğer öyle bir şey varsa çok kötü bozuşuruz. Ay sen de bir tuhafsın Suzan. Ne alakası var? Girebilir miyiz? Aa, tabii niye kapıda duruyorsunuz ki? Aa, niye çekerim? Meryem teyze sabahtan çok işin olduğunu söyleyince ben de öyle sandım ama boş. Vardı canım işin, sabahtan bir sürü müşteri vardı. Ben niye hiç bulaşık görmedim? Çünkü sen gelene kadar ben bütün bulaşıkları tek başıma yıkadım. Size ne ısmarlayayım? Esasında bir gazoz istek yeter. Ay bizim burada bulunmamızın amacı akşam için. Çocukların piyesi var ya, o niyetle geldik. Yavuz hepsine hediye alacağım diye tutturdu. Ben de anlamam bu işlerden biliyorsun. Sana sorayım dedim, ne severler ne alalım. Ha? Ay canım, canım. Ay nasıl seviyorum Yavuz'u. Ay Eda ne düşünceli çocuk bak. Yani o kadar duygulandım ki şimdi. Ay, hiçbir şey almasına gerek yok. Nezaketi yeter tazenin. Evli olduğunu bilmiyordum. Benden hoşlandın biliyorum. Ama böyle bir kadınla bundan sonra herhalde sadece arkadaş olmak istersin. Sen benden hoşlandın mı? Bu neyi değiştirir? Kocandan ayrılırsan değiştirir. Neyse, kahve için teşekkürler. Ay çok özür dilerim, ben tamamen unuttum. Gidiyor musun? Gitmek istemiyorum ama gitmek zorundayım. Belki öğlen yemeğe uğrarsın ha? Alabilir. Senin için özel bir spagetti hazırlarım. Tamam olur. Güle güle. Şimdiye kadar gördüğüm bütün erkeklerden daha karizmatik, daha zengin ve daha akıllı. Hem çok sosyal de değilmiş. İyi. Çok insanla görüşmeyen erkek daha az korkutur. Hem belki onun sayesinde çevremde daha saygın faniler olur. Senin zaten saygın bir çevren yok mu? Aa, sen ne zaman geldin Suzancığım? Konuştuklarını duydum Betüş ve sana hiç yakıştıramadım.
Ne demek istediğini hiç anlamadım. Dün burada spagetti yiyen adamı demin çıkarken gördüm. Arkasından da bugüne kadar gördüğüm erkeklerin en karizmatik olanı, en zengini ve de en akıllısı dediğini duydum. Ne yani Betüş Hanım? Hani Sadık Bey'in orta halli olması, fazla yakışıklı olmaması önemli değildi. Ne çabuk fikriniz değişiverdi. Betüş Hanım. Sadık. Bayağı kalabalıkmış kafe, görüyoruz. Bu kim? Kocam. Siz kimsiniz? Akın. Aa, sen adını nereden biliyorsun? Suzan Hanım, siz bu beyi tanıyorsunuz değil mi? Yoo, dün bir bugün iki. Bu beyefendi buraya geliyor, spagettilere hüpletiyor, gidiyor. Akın Bey, size sorabilir miyim hangisiyle ilgileniyorsunuz? Suzan Hanım'la mı yoksa karımla mı? Aa, ya da şöyle söyleyeyim. Eğer Suzan Hanım Akın Bey'le ilgileniyorsa bu masada senin ne işin var ha? Aa, Sadık Bey, daha fazla dayanamayacağım. Benim bu zibidiyle hiçbir alakam yok, olamaz da. Aa, ama Betüş öyle söylemiyor. Öyle söylemiyor. Bana dedi ki işte dedi asılıyor dedi Akın Bey'e. Bir kızarıyor bozarıyor filan dedi. Aa, yeter Sadık, ben böyle bir şey söylemedim. Hayır söyledin. Akın Bey söyler misiniz hangisiyle ilgileniyorsunuz? Bakın Sadık Bey, ben Suzan Hanım'ı tanımıyorum. Bu sabaha kadar da Betüş Hanım'ın evli olduğunu bilmiyordum. Sizden ayrılacağını söylediği için bu masada oturuyorum. Ne? Eda, Yavuz, bari siz bana arka çıkın. Şimdi yani... Ay, ne oluyor anlamıyorum ama kafam çok karıştı. Galiba en iyisi Perihan teyzeyi çağırmak. Perihan teyze! Perihan teyze! Ne oldu Edacığım? Bak. Harakiri yaptı Du. Çünkü bu defa sonun çok kötü olacak. Bir daha yalanla işim olursa cüce kalayım. Sihirlerim, terk edin beni. Gidin. Anneannem bu sihirleri demek ki bu sayfaya bakıp yapmış. Aynen öyle. Şimdi anladın mı kusur neymiş? Anladım ama bir şey soracağım. İkimizin siyah olmamız kusur mu? Tabii ki değil. Sadece diğerlerine göre biraz farklıyız. Farklı olmamız kusurlu olduğumuz anlamına gelmez. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. Nasıl yani? Bazılarına göre biz beyaz mıyız? Sanmıyorum. Eğer renk körü değillerse değiliz. Hı? Ah, tabii ya. Kusur. Evet, kusur. Fanilerin en zayıf tarafları kusurlu olmaları. Ben bir ara bu sihri denemiştim. Ve Perihan yakalamasaydı başarılı da olacaktım. Hangi kitaptaydı bu? Ay, yapmıştım ben bunu bu kitapta. Hangisinde? Ay, bu Eda da bir tuhaf. Günlerdir kızına sihir kitabını açıklamaya çalışıyor. Ay, yap bir sihir, kurtul. Bana kimse bu sihiri yapmadığı için hala satır satır okumak zorunda kalıyorum. Neredeydi acaba? Nerede bu ölçü? Hallacığım pardon. Hayrola Avni, bir yere mi gidiyorsun? Yok. İki dirhem bir çekirdek ne oluyor? Ha bu mu? Çocuğumuz için. Buyur. Halacığım, hani bizim çocuğumuz olacak ya, Suzan'la benim. Suzan hamile mi? Bak halacığım. Daha sabah Suzan kapıdan çıkarken bu kızın karnı büyüdü, yakında doğuracak diyen sen değil miydin? Kime dedim? Ben ne dedim? Halacığım bak, kaseti başa sarmak istemiyorum. Yani sabrım kalmadı artık. Söylemedin niye böyle giyindiğini. Hangi çocuk için anlat? Anlaşıldı. Her şeyi baştan anlattıracaksın bana. Bak halacığım, anlatıyorum, dinle. Şimdi Suzan hamile. Suzan onun için çocuk yetiştirme kitapları okuyor. Bu kitaplara göre çalışan bir babanın olması daha iyiymiş. Onun için Suzan dedi ki bana, bundan sonra dedi böyle sabahları giyineceksin, işe gider gibi çıkacaksın sabah erkenden, sonra akşamüstü tekrar geleceksin. Çocuk bunu görecek dedi. Onun için şimdiden başla dedi. Onun için ben böyle giyindim. Ay aşk olsun. Niye söylemediniz bebek beklediğinizi? Ben yabancı mıyım? Nasıl sevindim. Gel öpeyim seni. Ya 5000. kez bu sahneyi yaşıyorum. Yazık bana ya. Ah.
dışında buluşalım dedik. Ama yarın bir saatçik parkta buluşacağız değil mi? Ben de çok istiyorum ama abim kızıyor. Annem ve ablama bir sorayım. İzin verirlerse seni ararım. Aman bu abin de bir hoş yani. Her şeye karışıyor. Aslında ben onu takmıyorum ama sonra gidip babama söylüyor. Babam da başlıyor güne. Bacak kadar boyunda aşık beşle uğraşacağına alfabeyi ezberle diyor. Tamam, ben çıkıyorum o zaman. Çok sıkıştım. Telefonunu bekliyorum. Hadi Çile, sınıfta bir biz kaldık. Dur, yalnız yarın annemler izin vermezlerse bir plan olarak beni arayacaksın. Beni size ders çalışmaya çağırmış gibi yapacaksın, tamam mı? Of, içimden bir ses beni kullanmaya başladığını söylüyor. Buket, sen benim en iyi arkadaşımsın. Bunu senden başka kimden isteyebilirim ki? Hem sen de bizimle geliyorsun. Biraz yalan, biraz gerçek olacak. Ne olur. Tamam ama unutma, bana borçlusun. Hayatımda ilk defa senin yüzünden yalan söyleyeceğim. Tamam. Of, Yercem hadi aç oldum burada. Ya bir dakika. Of. Ya Kaan'cım içeride gel buraya. Ya ama çok sıkıştım Tuğçe abla. Aşağıdaki tuvalete git hadi. Sen ne yapıyorsun burada bücürük? Tuvalete gireceğim. İyi, tamam gir. Ya Cem lütfen. Al şunu da. Niye bu kadar kötü davranıyorsun? Ne kadar ayıp. Ya bit kadar boyuyla bana yalakalık yapıyor. Niye? Çilekle rahat rahat terasa çıkabilmek için. Yok öyle yapma. Onu bir daha kardeşinin yanında görüyor var ya. Cem bazen tam bir cani gibisin. Keşke benim de bir abim olsaydı da aynı şeyleri sana yapsaydı. Senin de benim aramıza kimse giremez. Yani senin bir abin olsa da hiçbir şey fark etmezdi. Babam bazen kendine Müslüman değil bir de mi kullanıyor? O tam puanlık. Heh, sonunda ettiniz. Direkt oldum burada. E Çilek Hanım sınıftan çıkmadı ki. Aa sen dur abicim ben bakarım. Ne o Ceren küs müyüz? Evet. Sen abimle yeniden barışmış olabilirsin Tuğçe. Ama onu bizden çaldığın için seninle konuşmayacağım. Görüyorsun değil mi Cem? Benimle ne zaman barışırsan kardeşlerini ihmal ediyorsun. Kabak hep benim başıma patlıyor. Kardeşlerimi ihmal etmiyorum. Ya seninle geçirdiğim kadar onlarla vakit geçirmiyorum. Ona bozuluyorlar. E haklılar. Çilek! Hadi çabuk ol. İki saattir çantasını yerleştiremedi. Tamam abla geliyorum. Ay hadi. Sonra servis kaçacak. Babamın iş yerine yürüyerek gideceğiz. Aa Sadık amcalara mı gidiyorsunuz? Evet. Babamla alışverişe gideceğiz. Selam söyleyin. Tamam söyleyeceğiz. Hadi gel. Bay bay. Ben niye burada duruyorum? Ben de gideyim. Oh be. Günler uzamaya başladı ya. Keyfim bir yerine geliyor ki sorma. Al benden de o kadar. Hele şöyle havalar biraz daha düzelsin Sadık. Şöyle balığa falan çıkalım. O zaman var ya şu şirkette çalışmak bile o kadar keyifli gelecek ki bize. Değil mi keyfine? Ya baban duymasın ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Efendim. Al tabii canım al. Allah Allah ya ne komik kadın bu be. Ya ben böyle sekreter görmedim. Biz değiştirelim bunu tamam mı? Bana ne diyor biliyor musun? Çocuklarınız geldi içeri alayım mı almayayım mı diyor. Heh, aynı şeyi geçen gün bana Eda ile Toprak geldiğinde de yaptı. Ya üstelik de burada meşgul olmadığımızı bile bile. Merhaba. Merhaba. Biz geldik. Aman da hoş geldiniz. Lan ne kadar güzel olmuşsunuz böyle ha? Yedi cüceler gibi formalarla. Ya bir de bize sor. Oh, anlık taşıyorsun oğlum be. Baba. Canım benim. Hemen çıkıyor muyuz? Hayır hemen çıkmıyoruz. Hani yani buraya kadar gelmişsiniz diyorum ki şöyle size bir şey ısmarlasam mı? Yaşasın neler yiyeceğiz. Benim gibi buçuk olsun. Tamam. Sadık. Efendim. Beni unutmuyorsun değil mi iki? Bak geçen sefer seninkini yedim yine yerim ha. Tamam tamam. Ha. Cem, alo. Arabayı tamam. Ya döner istiyoruz biz tamam mı? Üç tane bir, bir tane bir abla, buçuk, abla. Bir tane de iki miydi? İki. Üç olsun. Tamam. Aşk olsun Perihan teyzen gece niye söylemediniz ki ekmek bir şey yapardım. Hayatım peki falan boş ver yukarıda küçük bir işimiz var ben sonra hemen gideceğim. Biz odadayız. Peki. Ben yine de bir çay koyayım. Çok heyecanlı.
Bence de çok heyecanlı. Biz daha önce reenkarnasyon diye bir şeyi nasıl oldu da duymadık? O zaman oho bilseydik senin çocukların Sadık'ın, Dudu'nun geçmişte nasıl bir hayat yaşadıklarını öğrenirdik. Evet, hadi vakit kaybetmeden şu kitaba bakalım. Hadi. Gel bakalım, çok merak ediyorum. Mutlaka bunu öğrenmenin hipnozdan daha kolay sihirli bir yolu vardır. Evet, işte burada. İnsanı insandan uzaklaştıran, seven fanileri birbirinden ayıran özelliklerden biri. Evet Duda Hanım, demek ki ne yapıyorsun? Bu akşam damatları Betüşler'de topluyorsun. Ve bir vesileyle bir şekilde Pipo'nun dumanını damatlara üfleyip onları sihirliyorsun. Keşke daha önce deneseydik. Demek ki kimin önceki hayatını görmek istiyorsak saçından bir tel koparıp sihirli sözcükleri söyleyeceğiz. Betüş, gittikçe daha da heyecanlanmaya başladım. Ay, ay, bak çocuklar gibiyiz. Aman boşver. 40 yılın başında biz çocuk gibi olalım. Şimdi önce kimin geçmiş yaşamına baksak acaba? Dur bir düşüneyim. Bence sen. Bence sen. Ne o, korkuyor musun küçük hanım? Yo, hiç korkmuyorum da önceki hayatımda ne olduğumu bilmek bana biraz tuhaf geliyor. Sus, bana da tuhaf geliyor. Bakalım. Suzan'dan başlayalım. Yaşa, harika fikir. Zaten bizi bu konuda heveslendiren de Suzan. Hadi gidelim. Ekrafa bir şeyler hazırlamıştım, yeseydiniz. Canım çok teşekkür ederiz ama gitmemiz gerek. Evet, Sadık'la çocuklardan ne kadar halletmemiz gereken küçük bir işimiz var Firuze'cim. Siz de mi gidiyorsunuz? Aa, bozulma Firuze, ben dönünce hazırladığımdan yiyeceğim, merak etme. Peki nasıl isterseniz. Betüş, Firuze acaba geçmişte bu kadar hamarat mıydı? Baksana kaşla göz arasında neler hazırlamış. Bilmem, acaba Suzan'dan önce onun önceki hayatına mı baksak? Elas Parizo. Firuze. Firuze. Yettim Paşazadem, yettim. Gecikmemi mazur görün. Sübyanlar bir an olsun rahat nefes aldırmıyorlar ki insana. Babalarına çekmişler Firuze. Afiyettesiniz inşallah. Sayende Firuze. Ah. Sayende afiyetteyim. Şunu da al bakalım. Ne yaptı bugün çocuklar? Hep bildiğiniz aynı yaramazlıkları yaptılar. Sizin gününüz nasıl geçti? Pek bir keyifli geçti Firuze. Fransızlara bugün tam 10 kilo altın sattım. Oh maşallah efendim. Allah kesenize bin bereket versin. Amin Firuze, amin. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Evet, Osmanlı dönemi. Ne o? Benim geldiğimi bilmiyor musun? Sübyanlar böyle gürültü yapıyorlar. Ah, efendim, müsaade ederseniz ben bir çıkıp haber vereyim geldiğinizi. Ayaklarınızı yıkamaya sonra devam ederim, olur mu? Müsaade ediyorum Firuze. Git bak Sübyanlara. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin Firuze. Seni de. Perihan teyze, iyi ki kadınlarımız böyle kalmamış. İyi ki. Hadi şu geri dönüş sözlerini söyleyelim de günümüze gidip Suzan'a bakalım ha. Hadi. Os irop sale. Betüş kafe buyurun. Ah maalesef çikolatalı pastörü ama frambuazı var tazecik. Ondan göndersek. Ha. Ay, o da kalmadı. Elas Parizol.
Perihan teyze. Hiç aklına gelir miydi? Hiç gelmezdi. Geçmiş yaşamında buysa şimdi neden böyle davrandığını anlıyorum. Bizimki et yemiyor, masa yiyor. Ne korkunç değil mi? Çok çok. Acaba biz neydik? Yakınlarımızınkine bakalım, sonra sıra bize de gelecek. Tamam. Ay Perihan teyze, baksana sanki bizi yiyecekmiş gibi bakıyor. Hadi hemen bir an önce gidelim buradan. Evet. Evet, aslında burada değiliz ama gene de tedbiri elden bırakmayalım. Hayvanların altıncısı çok kuvvetlidir. Ay bizi görüyor mu acaba? Ay bilmiyorum, hadi ne olur gidelim. Hadi. Oz İram Saye. Betüş. Allah Allah. Burada kimse yok. Ama ben sanki hayal meğer Perihan teyzeyle Betüş'ü gördüm. Ay. Yoksa onlar buradan çıktılar da yolda giderken başlarına bir şey geldi. Maazallah ruhlarımı bastı kafayı. Ay ben bir arayayım. Allah. Elması kim çalmış babacığım? Siz. Tam zamanında geldik. Aç aç hele. Yanlış numara herhalde. Efendim. Aa Suzan'cığım merhaba hayatım. Nerede olacağız canım? Evdeyiz. Ne oldu ki? Hiç. Hiç Betüş'cüm. Yani söylesem de inanmazsın. Deli dersin. Evet ben. Boş ver, boş ver. Şey rahatsız ettim galiba. Kusura bakma. Hadi sonra görüşürüz hayatım. Hoşça kal. Görüşürüz hayatım. Hoşça kal. En güzel yerinde bitirdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Kaçar gibi geldik ama Perihan teyze, Firuze'nin aklındaki karışıklığı hemen düzeltmemiz lazım. Yoksa kendimi çok suçlu hissedeceğim. Haklısın canım. Hemen hallediyorum. Olamaz. İçim geçmiş herhalde. Aman be Firuze. Pasaklı Firuze. İçim dökmüş. Çekirdek çöplerini. Tamamdır Betüş. Merak edilecek hiçbir şey yok. Harikasın Perihan teyze. Ellerine sağlık. Dur bakalım. Şimdi sıra kimde? Bilmem. Sence? Aa, siz var ya ama siz perisiniz, siz perisiniz. Avni Bey ne dersin? Hiç fena bir fikir değil. Ay, hadi o zaman. Hadi. Gittiler. Aman Allah'ım gittiler. Gelip evi sildiler. Kim gitti? Ay ne tipi diyorsun çocuk gibi? Periler halacı, periler. Tıh sana Avni. Çocuğum olacak diye adam gibi giyineceğine adam olma bez parçası giy. Peri sayıklıya sayıklıya nasıl evlat yetiştireceksin ha? Ama halacık sahiden periler var. Gel. Abi bir dakika ya, bir dakika. Sen bizim çocuğumuz olacağını nereden hatırladın? Yoksa hafızan bir gidip geliyor mu? Matmazel ha? Ay buna demeyi mi getiriyorsun sen bana? Terbiyesiz. Asıl sen bunaksın. Sen. Daha demin dedin ya bebek bekliyoruz diye. Hatırlamıyor musun yoksa? Soytarı. Elas Parizo. Geldim matmazelim. Bugün size gülücükler getirdim. Kimsesiz şatonuzda kimsecik olmaya geldim. Bugün size matmazel güzel sözler getirdim. Ne bir gül, ne bir şarkı, ne bir fıkra. Yalnızca gözlerinizi açmaya geldim. Yalnızlığınız matmazel Tanrı'nın işi değil. İsterseniz bakın bir daha. Şatoda sizin herkes de. Sus soytarı. Uzatma daha fazla. Biliyorum yalnızlığımın sebebini. Tanrı zengine insan fakire para vermez. Onun kurbanıyım ben. Tanrı insanoğluna yalnızca akıl verir matmazel.
Parayı bulan da insanoğludur, dostu bulan da. Bahtı taht yapan da, martı şubat da. Aa, ne güzel söyledim. Hep güzel sözler söylüyorsun bana. İyi düşünceler getiriyorsun. Ölmeye yaklaşırken yaşım bana yeni şeyler öğretiyorsun. Ha, iyi misiniz Matmazelcik? İyiyim soytarı. Bu yalnız hayatıma güzel sözler getirdi. Sizi rahatlatabiliyorsam ne mutlu bana. Sen benim en güvenilir yardımcımsın. Bana şeref verdiniz Matmazel. Hayır, iltifat etmiyorum. Bunlar gerçek hislerim. Seni oğlum, yeğenim, kanımdan biri gibi seviyorum. Ve bir matmazelin yanında çalışmayı değil, bir prens gibi yaşamayı hak ettiğini düşünüyorum. Daha evvel de söyledim matmazel. Beni evlatlık edinmenizi istemiyorum. Ne kadar onurlu bir genç olduğunu biliyorum. Israr etmiyorum. Bir gün tekrar dünyaya gelirsek senin zengin bir insan olarak gelmeni diliyorum ve gene benim yanı başımda olmamı. Zavallı abi, eski hayatında bir soytarıymış. Şimdiki yaşamında da bizim yüzümüzden soytarı gibi zavallıcık. Ay evet Perihan teyze. Yani öyle üzülüyorum ki şu adamın durumuna. Bir gün bana peri olduğumu bir faniye söyleme hakkı verilirse bunu ilk gidip Suzan'a söyleyeceğim. Avni Bey için. İnan ben de aynı şeyi yaparım. Ama Mehmet Hanım'ın dileği yerine gelmiş. Geçmiş yaşamında Avni'yi yeğeni gibi sevdiğini söylemişti. Şimdiki yaşamında da Avni yeğeni. Evet, en azından bu sevindirici bir şey. Ooo, kimleri görüyorum kapıda. Merhaba. Ay Sadıkçığım, bu paketler ne böyle? Alışverişten geldik Ferhan teyze. Burada kapıda durmayalım, içeri girelim isterseniz ha. Siz girin çocuklar, ben gidiyordum zaten. Aa, nereye gidiyorsunuz? Bakın akşam Yavuzlar gelecek, balık yapacağız tamam mı? Siz de gelin ha. Aa, nereden çıktı o şimdi Sadıkçığım? Annem organize etmiş, aslında iyi de etmiş. Uzun zamandır bir araya gelememiştik değil mi? Dudu damatlarıyla yemek yemek istediyse bunun altında kesin bir hinlik vardır. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, geleyim bari. Çok iyi olur Gülen teyze. Evet, buyurun bakalım. Teşekkürler. Gel karıcığım. Ay, balıklar nefis kokuyor enişte, eline sağlık. Evet evet, şu annem de gelse bir başlasak iyi olacak. Ha, Eda ve Betüş kardeşler artık biriniz arayın diyorum ya. Nerede kaldı? Siz durun, ben ararım. Ay hadi ara bakalım, telefon orada Toprakçığım. Ben bu rakamları bilmiyorum ki. Anneannemin evini nasıl çevireceğim? Şşt, dur ben sana yardım edeyim. Sağ ol. Dudu! Dudu! Telefon çalıyor Dudu! Ay ne kötü bir şey bu. Bir de insanlar bunu zevk için içiyor. Dudu! Ay nerede bu kadın ya? Dudu! Telefon çalıyor, duymuyor musun? Ay duydum, iniyorum. Neredesin Dudu? Ay bu ne hal Dudu? Odanda yangın çıktı da isiyle mi geldin? Ay zaten sinirim tepemde, uğraşma benimle Taci. Sen leş gibi sigara kokuyorsun. Yoksa sigaraya mı başladın? Evet. Ay hayır. Ay yani onun gibi bir şey. Duman çıkaran başka bir şey bulsa onu kullanacağım. Yoksa bu gece işim iş. Alo. Merhaba anneanne. Merhaba canım. Anneanneciğim nerede kaldın? Yemek hazır, seni bekliyoruz. Birazdan gelirim. Siz hemen yemeğe oturun, ben yetişirim. Bak bekliyoruz ama. Öpüyorum canım. Taci ayak altında dolaşma. Geç şöyle otur. Dudu yani sen de kendi evimde bile rahat vermiyorsun bana. Nerelere kaçayım gideyim bilmem ki. Toprakçığım, anneannen ne dedi? Bir
dakika sonra buradaymış. Siz yemeye başlayın dedi. Cebinden mi aradın bıcırık? Evet. Ben ona anneannesini cebinden aramayı öğretmiştim. Ha öyle mi? Aferin benim akıllı kızıma. Betüş bak ne diyeceğim. Dudu gelene kadar hemencecik burada Sadık'la Yavuz geçmişte kimmiş bakalım mı? Tamam. Ya ne oluyor ya? Seyret. Ha? Abla şurayı anlayamadım. Abla? Abla? Ne arıyor burada? Gördüklerini kimseye söylemeyeceğine söz ver. Söz de? Siz ne yapıyorsunuz burada? Seyret bakalım. Hadi. Elas panik. Kim geldi şimdi? Çabuk çabuk toparlanalım hemen. Cilek derhal odana kızım. Hadi. Aa, ya, niye ayaklandınız? Ailecek bir yere mi gideceksiniz? Aa, yok canım. Aa, kapı çaldı. Duymadınız mı? Yok duymadım. Ben de duymadım. Ben en iyisi size iyi bir kulak doktoru adresi vereyim çocuklar. Kapıyı ben çaldım. Bir iki dakika sonra oradayım. Bana bir bardak su hazırla. Anne, niye öksürüyorsun? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay, gıcık tuttu, gıcık. Tamam. Yani bize sağır mı demek istedin? Latife etmiş o canım, değil mi? Tabii. Aa, kimmiş hayatım? Hiç kimse. Çocuklar herhalde kapıyı çalıp kaçmışlar öyle. Çok yaramazlar. Sihirli geceler Dudu Peri. Sizi esefle kınıyorum. Böyle zararlı bir şeyi niye kullanıyorsunuz ki? Zararlı olduğunu ben de biliyorum ama zararı bana değil başkalarına. Bu geceli kullanıyorum sonra bırakacağım. Pipo içer. İlk peri olmak istemiyorum. Mis gibi balık koktu. Anneannem gelse de yesek. Odamızda mı yiyelim içeride mi? Salonda yiyelim. Teyzemler var. Ayıp olur. Tamam. Çilek. Neden sordun? Sana bir şey söyleyeceğim. Ama hiç fırsatım olmadı. Okuldan çıktık babama gittik. Eve geldik hemen derse oturdum. Diyordum. Yemekte konuşuruz. Tamam şimdi konuşalım. Ben yarın Kaan'la parkta buluşmak istiyorum. Beni çıkarır mısın? Çilek. Ya abla lütfen. Babamla abim izin vermiyor. Kaan bize gelsin ama benim evdekilere yalan söylememi isteme. Abla Kaan bize gelemez biliyorsun. Ben bir şey yapamam ki. Ama annem izin verirse belki olabilir. Anneannem geldi. Hadi içeri gidelim. Tamam. Hoş geldin anneciğim. Merhaba anneanne, iyi misin? Merhaba anneanne. Canlarım ne haber? İyiyiz. Çocuklar ben size mutfakta bir masa hazırladım. Orası çok kalabalık. Hadi siz geçin. Cem abim de hayatım ben geliyorum. Buyurun anneciğim. Selam. Hoş geldiniz anneciğim. Perihan Hanım da buradaymış. Sen çağırmadın ama sağ olsun Sadık'la Betüş beni bu aile yemeğine layık gördüler. Ben seni aileden biri değilsin diye çağırmadım. Aa anneciğim çok ayıp ya. Perihan teyze de bizim aileden sayılır. Evet yani anne. Yavuz kibarlığından söyleyemiyor ama bazen çok patavatsız oluyorsun. Toprak senin ne işin var burada? Herkes mutfakta. Canım sen de onların yerine geç. Anneciğim siz benim yerime oturun başlayın. Ben bir çocuklarla ilgileneyim geliyorum. Tabii. Mis. Otur bakalım Toprakcığım. Evet bakayım şimdi herkes tabağındaki balıkları bitirecek. Anlaştık mı? Bitirene çikolata var mı? Siz yemeğinizi bitirin onu o zaman düşünürüz tamam mı? Anne ben başka bir ödül isteyebilir miyim? Ay Çilek bu yaptığın çok ayıp. Çocuklar yemek yemenin ödülü pazarlığı olur mu? Aa.
Affedersin. O zaman başka bir şey isteyebilir miyim? Söyle bakalım. İzin verirsen ablanla dışarıya çıkabilir miyiz yarın? Hayır. Aa, Cem ne kadar ayıp. Tabii çıkabilirsiniz. Nereye gideceksiniz kızım? Kesin Kaan'la buluşacak. Ceren'i kullanıyor. Ya abi sen bir karışmasana. Şş, çocuklar çok ayıp. Sen Kaan'ı bize çağırsana Çilekçim. Burada güzel güzel oturursunuz beraber. Hayır. Hayır. Aa, Sadık sana ne oluyor? Orada neler konuştuğunuzu duyuyorum, tamam mı? Dışarı çıkmak yok. Alfabeyi sökene kadar aşık olmak yok. Ben alfabeyi söktüm baba, bak sayayım. A, B, C, C, D, E. Yeter! İşte eline sağlık, çok leziz olmuş. Yok canım, balık lezzetli yani. Ben bir şey yapmadım ki. Şey, ben bir ellerimi mutfakta ekip geliyorum, tamam mı? Hayatım, gelirken meyveleri de getirir misin? Tabii şekerim. Aman, tam içeri gidecek zamanı buldu. Şimdi pipo mu içecektim? Aa, sen pipo içmeye mi başladın? Anne? Evet. Aa, Sadık'la ne alakası var? Hiç. Aa, anne? O ne öyle? Pipo. Aa, pipo. Sana ne oluyor böyle? Ne derdin var böyle of of diyorsun? Yok bir şey. Biraz üzüldü. Başlarım üzülmesine. Benim kardeşim bir erkekle birlikte parklarda, bahçelerde buluşacak. Oldu. Ne olur ki Cem abi? Sadece salıncağa binecekler. Evet abi. Sanki Tuğçe ile sizin gibi öpüşeceğiz, sarılacağız. Çilek bak kızıyorum. Şş, bana bakın durun. Aa, kavga etmeyin tamam mı? Eğer kavga etmeye devam ederseniz ikinize de hafta sonu evde oturma cezası veririm ona göre. Ben zaten çıkamıyorum ki babacığım. İzin vermedin. Yok canım. Ben Kaan'la parka gitmene izin vermedim. Başka yere gidebilirsin. Hadi bakalım. Şimdi yemeğini bitiren elini yıkasın. Hadi. Yaşasın B planı. Buket'le ders çalışmaya gideceğim demek ki. Harika. Evet, işte meyveler de geldi. İyiyim, işte süpersin. Ben şu tabakları toplayayım. Ben de servis yapayım. Otur sen canım. Anne, o elinizdeki ne öyle? Hayatım, sebebini bilmiyoruz ama annen pipo içmeye başlamış. Yalnızlıktan canım, yalnızlıktan. Anne, kusura bakmayın ama size hiç yakışmamış. Yakında bırakacağım, merak etme. Çok komik görünüyor değil mi Sadık? Bak bak, eline de yakışmıyor. Hakikaten de öyle ya. Şey gibi, kalem kemirir gibi değil mi? Sadık, hani ne var şimdi bunda bu kadar gülünecek anlamadım. Yani ben de anlamadım Yavuz. Siz salak numarasını yapıyorsunuz yoksa ciddi misiniz? Sensin salak. Sensin. Çok hoş ya. Aa, salak ne demek? Sizin şu anda bulunduğunuz durum. Enişte. Anne, bize de meyve yok. Anneanne, çok ayıp, çabuk söndürür mü bakayım? Tamam, tamam, söndürüyorum. Evet anneanne, hem o çok zararlı. Ayrıca iğrenç kokuyor. Çabuk söndürdüğüne göre altında mutlaka bir iş var. Aa, iş mi? Meslek mi? Ne işi ya? Ya ne diyor? Ya ne işi Allah aşkına bir söyle Perihan teyze. Evet ya. Yok bir şey, yok bir şey. Neler olup bittiğini anlayana kadar biraz bekleyeceğim. İçimden bir ses Dudu'nun bize bazı açıklamalar yapması gerektiğini söylüyor. Çocuklar sizin dersiniz falan yok mu? Hadi odanıza biraz içeri gidin bakayım. Evet, yarın okulunuz yok mu sizin? Yok, tatil. Aman canım dersiniz falan vardır, onu çalışın. Aa, benim matematik ödevim var. Baba bana 5 dakika ayırırsan hafta sonu ödev yapmak zorunda kalmayacağım. Kızım niye şimdi 5 dakika istiyorsun ki yani? Geometri ödevim var. Bana hunileri anlatır mısın? Ha huni mi? Delilerin hani kafalarına taktıkları şey var ya işte onlardan. Ya da büyük şişeden küçük şişeye su koyarken kullanılıyor. Ben hatırladım, hatırladım. Ben küçükken böyle büyük bidonlarla kolonya alırdık. Onu sonra küçük küçük hunilerle küçük küçük şişelere koyardık. Bayramlarda tabii, bayramlarda. İlgili günler. Aa, çocuk size ciddi ciddi ders soruyor. Siz salak salak cevap veriyorsunuz. Aa, Eda lütfen bize salak deme.
Bırak desin be, bırak bırak. Salaklar uzun yaşar. Herkes bilir bunu Sadık. Yok, ben geçen gün Mario Puzo'nun bir iki kitabı vardı. Onu okudum. Şey, aptallar erken ölür diyordu. Yani şimdi senin teorin çürüdü. Olmadı. Geyik muhabbeti neydi Eda'cığım? Ne demek olacak Betüş? Şu anda Sadık'la Yavuz'un yaptığı şey. Ben babamı tanıyamıyorum. Espri anlayışı yerlerde sürünüyor. Duda Hanım, bakıyorum pek eğleniyorsunuz. Ay, hep böyle damatlarım olsun istemiştim. Ben bunu araştıracağım. Neyi? Bu Pipo'nun gerçek olup olmadığını, içinde ne olabileceğini, dumanıyla birlikte damatlarının neden böyle şapşallaştıklarını. Galiba ben bu sihri peri kitabında görmüştüm. Sen sus! Anlat kızım, anlat. Ya Suzan, şu takım elbiseyi çıkarabilir miyim artık? Tamam tamam, çıkar. Oh. Ay niye takım elbise giy demişsin çocuğa? Aa, halacık 5000 kere anlattım. Şimdi bak 5001 oluyor, iyi dinle. Halacık, Suzan hamile, ileride çocuğumuz da doğacak. İşte doğacak çocuğumuzun çalışan bir baba figürü görsün diye böyle takım elbise giydirdi bana Suzan. Hatırladın mı? Aman hatırlıyorum ama çok saçma. İşe gider gibi yapacağına bir iş bulsan daha iyi değil mi? Sonra kendi işine ister kotla git, ister takım elbiseyle. Ne güzel söyledin halacığım, ağzını öpeyim. Hah, ittifaka bak. Haksızlığa karşı her zaman halanla birleşirim anne. Ya benim param var, niye çalışayım? Allah Allah. Sen bundan önceki hayatında pek sefildin galiba. Doğru söyledim valla, ben de merak ediyorum. Neydi bu acaba? Bunu da bir hipnoz ettirelim mi? Ne noz, ne noz? Horoz. Ay boş ver ola. Şimdi sana anlatana kadar ömrüm biter. Niye? Sen ne örüyorsun hala? Hı? Ay gözüme pişmaniye gibi göründü. Versene bitiş. Aman bu bana aşermeden ben gideyim. Öyle Dudu. Demek bu sefer de damatlarını salaklaştırmaya çalıştın. Dudu, bana cevap ver. Sen ne zaman adam olacaksın? Kızlarım şatoya döndükleri zaman. Önceki hayatlarında olduğu gibi perilerle evlendikleri zaman. Ne? Ne o önceki hayat? Ay haberiniz yok mu? Ne kadar cahilsiniz. Reenkarnasyon canım. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü baktım. Önceki hayatımızda bizler faniydik ama perilerle evliydik. Yeniden dünyaya geldiğimiz zaman bu sefer biz peri olarak dünyaya geldik. Ay, Perihan teyze ciddi mi, dalga mı geçiyor? Ben buna gerçekten çok şaşırdım Perihan teyze. Ben de çok şaşırdım. Daha çok şaşıracaksın canım. Önceki hayatımızda sen neydin biliyor musun? Bizim evde hizmetçi. Buna o kadar hırs yaptın ki yeniden dünyaya geldiğin zaman periler heyeti başkanı olmak için 400 yıl çaba sarf ettin. Aa, ben bunu hemen görmek istiyorum. Ah! Elas pari zo. Burada çok iyileşiyorsun babam. İyi kara çiçi kara çiçi lüp ya çip çip lüp. Ana. Kolay gelsin Perihan Hanım. Sağ olasınız Peri Bey. Fani karım nerede? Kızlarınızla birlikte bahar temizliği yapıyorlar efendim. Hemen gidip bir bakayım. Gökyüzüne gitmeden önce bir şans öpücüğü alayım.
de gidelim. Doğru, biz de gidelim. Ay, ne diyoruz? El Asparizo. Oldu. El Asparizo. Karıcığım, işe başlamışsın. Söyleseydin sihirle hallederdim. Gerek yok. Hem bu erkek işi değil. Sen bilirsin. İşe mi babacığım? Evet, Periliçe ile fanilere bakacağız. Perihan gibi zavallı faniler bulursak onları perilerin yanında işe vereceğiz. Ay, ne kadar iyisiniz. Kocalarınız nerede? Aa, benimki peri kütüphanesine gitti. Benimkiyle beraber sizi daha iyi anlayabilmemiz için bize kitaplar getirecekler. Hepiniz peri olmak istiyorsunuz değil mi? Çok isterdik. Ne yalan söyleyeyim, ben de isterim. Ah, keşke bu benim elimde olsaydı. Dilerim bir gün olur. Dilerim. Hadi hayırlı işler Taci. Teşekkür ederim. Ay, Betçim, buna inanabiliyor musun? Ay, babam bir periymiş. Nereden nereye gelmişiz? Evet yani. Bence bu bize bahşedilmiş bir hediye olsa gerek. Ben aynı fikirde değilim. Yani insanın önceden ne olduğunu bilmesi o kadar da iyi bir şey değil. İnsan geldiği yeri hiçbir zaman unutmamalı. Yeniden dünyaya gelirsem dilerim gene elime düşersin. Sadıkçığım, nasıl gidiyor? İyi gidiyor hayat. Kolay gelsin baba. Sağ ol canım. Oho, bu ne güzellik böyle. Güzel mi? Evet, çok güzel olmuşsun. Sanki dışarı gidecek gibi bir halin var. Ay, nereye gitsin çocuk Sadık? İzin vermedin ki. Bak, Cem Tuğçe ile çıktı. Ceren de denizlere gidecek. Hayatım, yani parka gitmesine izin mi verseydin? Bence bir sakıncası yoktu Sadık. Pekala da gidebilirdi parka. Konuş konuş. Aslan annem benim. Çok istiyorlarsa Firuze gelir, onunla birlikte giderler parka. Aa, baba, ben büyüdüm artık. Ne diyorsun sen? Firuze ablayla el ele parka gideceğim. Ben giderim canım. Hayret bir şeysin baba. Bana bak, sen ne biçim konuşuyorsun benimle ha? Ya büyüdükçe iyice dik kafalı oldun. Doğru dürüst konuş, tamam mı? Evet Çilek, bu defa baban haklı. Lütfen özür dile kızım. Affedersin. Ben bakarım. Efendim. Aa, Buketçim, merhaba kızım. İyiyiz canım, çok iyi. Sen nasılsın? Burada Çilek veriyorum şimdi, dur canım. Buket. Alo Buket. Ay, ben de parka gitmek istiyordum. İzin vermiyorlar ki. Bir sorayım. Gelin bari. Hadi sonra görüşürüz. Bay bay. Evet, menteşe tamam. Ha kızım, sen de git üstünü giy, tamam mı? Ben işe giderken seni bırakacağım. Hafta sonu işe gideceksin baba. Evet, yarın bıraktığımız işler var. Yavuz abimle birlikte onları tamamlamamız lazım. Çünkü Kendal Bey'e rapor vereceğiz. Evet, tamam. Hayatım, benim işim bitti. Ah, eline sağlık canım. Sağ ol canım. Kızım, ne duruyorsun? Giysene. Babacığım, sen hiç zahmet etme. Ben hemen giderim zaten. Şurası. Ya, çok yakın değil mi? Arabayla 10 dakika. Sen gidemezsin, küçüksün daha. Ben seni bırakacağım, o kadar. Ya baba! Aa, iyi peki. Tamam, odamdan ben maltımı alıp geliyorum. Ya Buket'in evi nerede? Park nerede? Onun oradaki parkta buluşalım mı? Tamam, çok iyisin. Hadi bay bay. Ne oldu Sadık? Bir sorun mu var? Şimdi göreceksin hayatım. Ben geldim baba. Ne oldu baba? Palton odanda değil, bak. Sonra telefonda da ne konuştuğunu duydum. Yalan söylemek çok ayıp bir şeydir, tamam mı? Sen bana yalan söyledin. Ve hiçbir yere gitmiyorsun. Büyüyünceye kadar da hiçbir erkek arkadaşınla parkta markta buluşmayacaksın, anlaşıldı mı?
Hadi bakayım şimdi derhal odana. Ben izin verinceye kadar çıkmayacaksın. Yürü. Utanmıyor. Merhaba. Merhaba, merhaba. Nerede kaldın dostum ya? Zaten hafta sonları şirkete geldiğimiz yetmiyormuş gibi. Bir de sen geç kal, iyi mi? Yahu, Çilek'le çok önemli bir konuda konuşmam lazımdı. Onun için geciktim. Biraz uzun sürdü. Ne yaptı yine Bücür? Aşık. Hani okulda bir olan var ya, ona aşık. Yeni olan. Ya bir de bana yalan söylüyor. Parka onunla gidecekmiş, söylemiyor bana bunu. Ya Sadık, rahat bıraksana şu çocuğu. Ne var bunda? Gidecekler parka, oyun oynayacaklar, sonra geri gelecekler. He. Ha, senin başına gelsin de o zaman konuşacağız ama. Hey, efendim. Aa, tabii tabii tabii. Buyursun tabii, içeri alın lütfen. Kim? Annem. Yani kayınvalidemiz. Hı-hı, ta kendisi. Allah Allah, niye geldi ki? Hı? Ziyaret. Bir sebebi mi olmalı? Estağfurullah anne, ne sebebi olabilir ki? Sadece merak ettim yani. Nereden böyle? Buralardan geçiyordum. Aa, şöyle bir uğrayayım dedim. Çok çok iyi yapmışsınız anneciğim. Lütfen ayakta kalmayın. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Siz de bana bir kahve söyleyin de şöyle bir pro keyfi yapayım. Aa, anne ne yapıyorsunuz? Ya, pipo bitti, şimdi proya mı başladınız? Ya, yapmayın anne, yakmayın. Bakın bu binada yasak zaten içmek. 186, 189 küsur falan cezası da. Bu ilk ve son. Ay Çilek, üzülme artık. Ağlaya ağlaya helak oldun. Nasıl üzülmeyeyim abla? Bütün hayallerim suya düştü. Hem kanla buluşamayacağım hem de buketlere gidemeyeceğim. Babamın verdiği ceza yüzünden bütün hafta sonumu evde geçireceğim. Çilek, babama yalan söyledin. Kızma ama bence babam haklı. Bak ne diyeceğim. Senin böyle evde tek başına oturmana gönlüm razı olmayacak. Deniz arar, onlara gidemeyeceğimi söylerim. Birlikte oturur oynarız. Ya şimdi olmaz. Sen ona söz vermiştin. Gidemeyeceğini duyunca üzülür. Ya zaten ben oynanacak bir şey bulurum. Sen git. Emin misin? Eminim, eminim. Peki, canın sıkılırsa ararsın. Deniz'in numarası rehberde var. Tamam, sağ ol. Hadi bay bay. Çilek! 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 Efendim Toprak, ne bu heyecan, ne oldu? Ben biraz önce geçmiş hayatıma baktım. Ne? Nasıl? Perihan teyzelerin yaptığı gibi. Ve bil bakalım ben neymişim? Neymişsin? Mısır prensesi. Ay bu çok heyecanlı. Ay Toprak, bana da söylesene nasıl yaptın? Ben de geçmiş hayatıma bakacağım. Peri kitabına bak. Orada yazıyor. Tamam Toprak, sağ ol. Heh, işte burada. Acaba önceki hayatımda nasıldım? Özgür'de dışarıya çıkabiliyor muydum? Hadi görelim bakalım. Eros! Parizo! Bak ne güzel çiçekler topladım. Ben de sana bu tacı yaptım. Çok teşekkür ederim. Çok yakıştı. Burası neresi? Hangi zaman hangi ülke bilmiyorum ama yaşasın. O zaman da Kaan benim çocukluk aşkımmış. Huhu! Çocuklar ben geldim. Dudu! Kimse yok. Taceddin! Dudu!
Allah Allah. Anlamıyorum. Ne demek istiyor acaba bu? Merhaba Taceddin. Dudu yok mu Dudu? İyi ki geldin Perihan. Gel canım. Ben de Perihan gelse diyordum. Neden öyle diyordun ha? Neden? Dudu çıktı gitti ama gitmeden önce sanırım yine bir sihir yaptı. Yine mi? Yine mi? Ne sihiri? Taceddin ne sihiri? Bilemiyorum ki. O çıktıktan sonra odasına gelip baktım. Kitaplar böyle apaçık duruyordu. Sizin alfabenizi anlamadığım için ne sihir yaptığını çözemedim. Bu değil. Bu değil. Bu o... İşte. İşte. Ay 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 ay. Neymiş? Taceddin öyle bir sihir yapmış ki bu sihirden çıkan dumanlarla damatları birer maçoya dönecek. Görgüsüz, kavgacı, kıskanç, nerede nasıl davranacağını bilemeyen iki maçoya. Ve bu sihiri bozmak ancak Dudu'nun elinde. Çok geç olmadan benim gitmem lazım. Nereye Perihan? Nereye olacak? Sadık'la Yavuz neredeyse oraya. Dudu da mutlaka onların yanındadır. Dilerim ki geç olmadan yetişebilirim. Yoksa Sadık'la Yavuz ömür boyu baş kalacaklar. Ay. Ben gidiyorum. Kahve için de teşekkürler. Kalsaydınız anneciğim. Evet anne, biraz daha kalsaydım. Yok yok, gidiyorum. Çok işim var. Durun o zaman, ben sizi geçireyim anne. Oha! Oha! Farkını vereyim de kus bari ya. Oha ya! Annemizin yanında. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Kendine baksana. Salak! O elini salak mı? Salak! Sen kimse... Sen kime salak diyorsun? Lan bana kafayı... Çok iyi çaldık. Perihan teyze çok geç kalmasına rağmen anneannemin babama, Yavuz abime yaptığı sihri bozmayı başardı. İki kere üst üste damatlarının karakteriyle oynadığı için ona cezaların en büyüğünü verdi. Ve Perliçe'nin de onayıyla Oncadılar ülkesine sürgüne gönderdi. Zavallı anneannem şimdi oralarda tek başına ne yapıyordur bilmiyorum ama... Bir an önce sağ salim geri dönmesini umuyorum. Ne de olsa o benim anneannem. Yeah.